Tabii bir bilim dünyası içindeyiz, üniversite içerisindeyiz. Şunu çok tartıştık hocalarımızla birlikte. Son zamanlarda yine bu yaygınlaşmaya başlandı. Vergi içi muhasebe, bilgi içi muhasebe. Benim şahsi değerlendirmem, vergi içi muhasebe olduğu sürece bu mesleğin itibarı gelişmeyecektir. Neden? Çünkü müşteriye siz vergi yönüne hizmet verdiğiniz zaman sizi vergi ödeten, vergiden kaçındıran, şunu yapan, bunu yapan bir boyutlu zor oldu. Şimdi bakın, yine Türkiye'de bu tartışılıyor. Bir meslek bir deprem yaşadı. Ne depremi yaşadı? Enrol olayında. Enrol'daki problem neydi? Hem bağımsız denetim veriliyordu hem de danışmanlık yapıyordu. Doğru mu? Şimdi EFİ'nin aldığı bir karar var. Bilmiyorum, değişmediğini biliyorum. EFİ de diyor ki, siz ki TÜMOK'ta Avrupa Muhasebeler Birliği üyesidir İlfan olduğu gibi. Siz aynı zamanda hem bağımsız denetim, aynı zamanda o firmanın da danışmanlığını yapamazsınız diyor. Şimdi Türkiye'deki temel tartışma da burada düğümlenecektir. Eğer biz çok para mı, itibar mı sorusunun yanıtını ne cevap vermemiz gerekiyor? Muhasebe Uzmanları Derneği'nde de ifade ettim. Aynı anda müşteriye bir meslek mensubu hem vergi denetimini hem bağımsızlığı yapmaya kalkarsa çok net söylüyorum, en oradan beter olurmuş. Çünkü haksız rekabet burada patlayacaktır, büyüyecektir. Bence buralarda bunu biraz daha açık, daha net ortaya konması lazım diye düşünüyorum. Ben Büyük Hayallerle Ticaret Kanunu o günleri hatırlıyorum. Hep birlikte destekledik, bilgi amaçlı bir muhasebe olacak dedik. Üstad çok güzel anlattınız ama maalesef Gözetim Kurumu Maliye Bakanı'nın bir alt birimi gibi şu anda, yanlış anlamayın. Yani yapının oluşması maliyenin bir vesayeti altında olay görüyor. Bu olduğu sürece sizin koyduklarınız hepsi doğru, hepsine katılıyorum. Çok güzel anlattınız örnekleriyle birlikte ama bu kurum Ticaret Bakanlığı ağırlıklı bir yapı olmuş olsaydı belki daha farklı şeyleri konuşabildiği düşünüyorum. Bu tabii ki benim şahsi değerlendirmem. Evet, üçüncü konuşmacı Sayın Ali Tahtacı. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kıymetli hocalarım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 13. Vergi Kongresi'nde Vergi Müfettişleri Derneği olarak kayıt dışı ekonomi ve vergi denetimi konulu bir başlıklı bir sunum yapacağız. Bilindiği üzere kayıt dışı ekonomi ülkemizin temel sorunlarından bir tanesi. Çünkü kayıt dışı ekonomi varsa yeterince vergi tasdik edemezsiniz. Kayıt dışı ekonomi varsa gelir dağılımında adalet yoktur. Bu ülkede birileri bu ülkenin cefasını çeker, birileri sefasını sürer. Kayıt dışı ekonomi varsa rakamlara itibar edemezsiniz. Dolayısıyla ekonomik hastalıklara, sorunlara zamanında ve doğru teşhis koyamazsınız. Kayıt dışı ekonominin bir diğer boyutu da suç ekonomisi. Biz bu boyutunu belki bir nebze geri planda bıraktık ama bugün terörün finansmanı ciddi anlamda ciddi bir sorun. Sadece silahla ve askeri tedbirlerle bununla baş etmeniz mümkün değil. Bunun mali boyutu da var, bununla da mücadele ettirilmesi gerekiyor. Şimdi şeye başlayalım, sunumumuza. Kayıt dışı ekonominin tanımı, üzerinde mutabık alınmış genel bir tanım olmamakla birlikte genel kabul görmüş birkaç tane tanım var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayıt dışı ekonominin tanımında 5 temel unsur vardır. Bunlar yasalara aykırılık, ahlaki normlara aykırılık, istatistik olarak ölçülemezlik, gelir ya da fayda elde etme ve ekonomik sisteme uygunluk. Kayıt dışı ekonominin geniş ve dar anlamda olmak üzere iki farklı tanımı var. Geniş anlamda kayıt dışı ekonomi yasal olduğu kadar yasa dışı. İşte uyuşturucudur, silah kaçakçılığı, kumar vesaire faaliyetleri de içerirken dar anlamda sadece ekonomi yasal ama belgeye bağlanmış ekonomiyi ifade eder. Kayıt dışı ekonomi milli gelir hesaplamasında kullanılan istatistik yöntemlere göre tahmin edilemeyen, gelir yaratan, beyan edilmeyen,
resmi istatistiklere girmeyen, girmesiyle arzulanmayan veya eksik yansıtılan yasal ve yasal dışı faaliyetlerin bütünüdür. Kamunun resmi birimlerinin bilgisi dahilinde olmadan gerçekleştirilen üretim ya da ticarete yönelik değişik faaliyetler, gayri safi yurt içi hasıla tahminlerine yansımaz. Bu nedenle de resmi gayri safi yurt içi hasıla gerçekte olduğundan daha düşük hesaplanmaktadır. Yani kayıt dışı ekonomi denilen kavram, kamunun resmi gayri safi yurt içi hasıla tahminlerine yansımayan gelir yaratıcı iktisadi faaliyetlerin bütünüdür. Kayıt dışı ekonomiyi sınıflandırmak için üçlü bir ayrım var. 1- beyan dışı ekonomi, 2- denetim dışı en formal ekonomi, 3- yasa dışı ekonomi. Beyan dışı ekonomide gözde çarpan husus, vergi yasalarınca konulmuş kurallara göre vergi idaresine beyan edilmesi gerektiği halde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle bunlar sonucu elde edilen gelirler. Yani beyan dışı ekonomide gelir, katma değer vergisi veya diğer vergilerden, sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, kanunla belirlenmiş yasal düzenlemelerden, istatistiki amaçlı anketlerin ve idari formların doldurulması gibi idari işlemlerden kaçmak amacıyla kamu otoritelerinden saklanan bütün yasal üretimler bunun konusuna girmekte. Yani beyan dışı ekonomide asla vergiye tabi olan bir unsur olmasına rağmen mükellefler bir şekilde bunu kamu idaresinden, kamu otoritesinden gizliyorlar. Diğer bir boyutu denetim dışı merdiven altı ekonomi, en formal ekonomi dediğimiz kısım. En formal kelimesi kamu denetiminin eksikliğini anlatmak için kullanılmaktadır. Kamunun yeterince etkin olmaması sebebiyle gerekli denetimleri yapamaması ve bu sebeple de bir şekilde kamunun denetiminden kurtulan ekonomik faaliyetlerdir. Yani burada göreceğimiz husus vasıfsız iş gücü, istikrarsız ve az gelir sağlayan işler, sosyal koruma ile birlikte diğer koruyucu düzenlemelerden yararlanamayan işsizler, iş arayanlar, bağımlı veya bağımsız çalışanları kapsayan çok küçük üretim birimleri, yaygın olarak bulunan kötü çalışma koşullarının baskın olduğu, yasal düzenlemelerin uygulanmadığı, resmi denetimde bulunmadığı iş gücü piyasaları bu bölümü ifade etmede kullanılır. Yasa dışı ekonomi dediğimiz olaysa tamamen suç ekonomisini kapsıyor. Yasal olmayan ekonomik faaliyetler milli gelir hesaplarına dahil edilmeyenlerdir. Kanunlar tarafından yasaklı olan tüm faaliyetler ve bunların sonucu sağlanan gelirler yasa dışı ekonomi dahilinde sayılırlar. Ceza kanunlarınca yasaklanmış ve suç sayılmış olan faaliyetlerin gerçekleştiği ekonomi kesimidir. Terörün finansmanı, yasa dışı uyuşturucu üretimi, silah kaçakçılığı, yolsuzluk, kumar, tefecilik, çalınmış malların ticareti, tüm bu faaliyetler yasa dışı ekonomik olarak faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. Kayıt dışı ekonominin nedenleri üzerinde durursak, 6 ana başlıkta toparlayabiliriz. Mali nedenler, siyasi nedenler, ekonomik nedenler, sosyal ve psikolojik nedenler, teknolojik kaynak gelişmelerinden kaynaklanan nedenler ve çalışma hayatından kaynaklanan nedenler. Mali nedenler arasında vergi oranlarının yüksekliği ve vergiye karşı direnç, vergilendirme ortamının belirsizliği, vergi idaresi ve denetiminden kaynaklanan sorunlar. Vergi oranlarının yüksekliği ve vergiye karşı direnç, vergi ne kadar yüksekse mükellefler vergiden kaçınmak için o kadar farklı yollar uygulamaya yöneldiler. Çünkü bu neticede bir kar zarar maliyetidir. Kaçırabildikleri kadar kaçırmaya yöneldiler. Vergilendirme ortamının belirsizliğinde ise yine mükellefler güvence ister ileriye dönük. Ne zaman hangi vergiyi hangi şartlarda ödeyeceklerini bilmek isterler. Siz bunlara çok sık müdahale ederseniz, ek vergiler koyarsanız, mali aflar çıkarırsanız bu da yine mükellefler üzerinde olumsuz etki yapacak ve kayıtlı olmaktansa kayıt dışı olmamayı tercih edecekler. Vergi idaresi ve denetiminden kaynaklanan sorunlar, yine vergi idaresi ve denetim birimleri de yaptıkları işlemlerde şeffaf olacaklar. Gerektiği zaman gerektiği şekilde müdahale edecekler ve bütün bunların sonucunda da kayıt dışı ekonomiyle önemli bir mücadele edilecek. Bu vergi oranlarının yüksekliği ile ilgili bir tablomuz var burada. 2015 yılı OECD ülkeleri. Bu biraz öncekine söylediğimize bir tezat durum oluştursa da örneğin burada Amerika Birleşik Devletleri en yüksek kurumlar vergisi oranına sahip %40 oranında. Fakat kayıt dışılık bakımından en düşük ülkelerin başına geliyor. Dolayısıyla
vergi oranlarıyla kayıt dışı ekonomi arasında çok doğrudan bir ilişki var mıdır, yok mudur? Bu bir tartışma konusu. Bu tablonun ortalaması %23 civarında. Ülkemizdeki kurumlar vergisi oranı da %20'dir. Dolayısıyla ülkemizdeki kurumlar vergisi oranı bu ortalamanın altında. Kayıt dışı ekonominin siyasi nedenleri içerisinde en başta oy kaygısı geliyor. Siyasetçiler maalesef hep bir sonraki seçimi düşünüyorlar. Böyle olunca da oy kaygısıyla hareket ediyorlar. Seçimlerin genel başarı ölçütü seçimde tekrardan seçilebilmek. Bu sebeple şu anki maliyeti gelecekteki seçimde kaybetmek arasında bir şey arasında kalıyorlar ve genel eğilimde oy kaygısını gözeterek bazı atılması gereken adımların atılmasında geri kaldıklarını söyleyebiliriz. İkinci bir husus, toplanan vergilerin nerelere harcandığı, şeffaflığın yeterince sağlanamaması. Bu konuda da demokrasinin gelişmesiyle birlikte insanlar bu işleri sorgulamaya başlıyor. Diyor ki ben vergi veriyorum, bu vergi nerelere harcanıyor? Ben bunu bilmek istiyorum. Siz bu şeffaflığı yeterince sağlayamazsanız vergi mükellefleri de bu işlerde bir adım geride kalıyor. İkinci bu diğer husus, yaptırımların yetersiz olması. Yapanın yanına kar kalıyorsa orada doğru bir vergi incelemesinden ve kayıt dışı ekonomiyle yeterli bir mücadeleden bahsedemeyiz. Ekonomik nedenler arasında enflasyon, gelir dağılımında adaletsizlik, işsizlik, tarım sektörünün ağırlıkta olması, elektronik ticaretin yaygınlaşması, küçük işletmelerin yaygınlığı ve kurumsallaşma sorunu, küreselleşme ve dış ticaret, nakit ekonomisi, ekonomik istikrarsızlık ve krizler, bunların tamamı kayıt dışı ekonomiyi tetikleyen sebepler. Bu biraz da bir tavuk yumurta ilişkisi gibi. Acaba bu nedenler mi kayıt dışı ekonomiyi tetikliyor, yoksa kayıt dışı ekonomi mi bu nedenleri tetikliyor? Bu da biraz arada derede bir tartışma konusu. Sosyal ve psikolojik nedenler olarak da hızlı nüfus artışı, kentleşme ve göç, eğitim düzeyi, yaş, medeni hal, cinsiyet ve gelir seviyesi, ahlaki normlarda değişmeler ve toplumsal baskı, bunlar da kayıt dışı ekonominin sosyal ve psikolojik nedenleri. Yani sadece kayıt dışı ekonomi, ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir husus değil. Bunun bir arka planı var, bir sosyal ve psikolojik tabanı da var. Bunun da